22 Mayıs 1766 tarihine gideceğim. Oradan bir bilgiyi paylaşacağım. Sürekli konuştuğumuz Marmara'daki fay o tarihte kırılmış ve 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İzmit'ten Tekirdağ'a uzanan ciddi bir hasar vardı. Aynı zamanda tsunami oldu ve limanlar kullanılamaz hale geldi. Aralarında camilerin de olduğu pek çok yapı, tarihi yapı da hasar gördü. 4000'den fazla kişi, vatandaşımız hayatını kaybetti ki bu o zamanlarki nüfus popülasyon oranına bakıldığında gerçekten çok ciddi bir rakam. Sizin de çok önemli bir açıklamanız var hocam. Hemen bu verilerle birleştirmek istiyorum. Bu fayın 250 yılda bir kendini tekrar edecek bir stres yüklendiğini, yani halk diliyle bardağın çoktan dolup taştığını hatırlatıyorsunuz her fırsatta. Tarihi yarımada da kültürel miraslarımız da var tabii ki. Bugün büyük bir deprem olsa kültürel miraslarımız ne kadar etkilenir? Mesela 1500 yıllık Ayasofya ayakta durabilir mi? Her ne kadar tarihi eserler üzerinde restorasyon çalışmaları yapılsa da bu olası büyük depremler için bir önlem niteliğinde görülebilir mi? Ama asıl soru gelsin. İstanbul'un tarihi binaları da tehlikede mi? Evet, tehlikede. Zaten demin siz de söylediniz, büyük depremlerde İstanbul'daki tarihi binaların önemli bir kısmı, belki de çoğu tahrip olmuş. Ve daha sonra bunlar ya yeniden yapılmış yahut da restore edilmiş, güçlendirilmiş vesaire. Dolayısıyla beklediğimiz minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde Marmara depreminde kuşkusuz İstanbul'daki tarihi yapılar da tahrip olacaktır. Sultanahmet Camii, Ayasofya, 7.5. Marmara'ya yakın ve Avrupa yakasında olan Haliç'ten başlayıp Silivri'ye doğru denizden 10 kilometre derinliğindeki o kuşakta yer alan yapılarda bu tahribatı beklemek son derece olasıdır. Yani Ayasofya için, Sultanahmet, hepsi yarımada, için, Fatih, tarihi yarımada için. Fatih, Tarim ya da Zeytinburnu o yörelerde olan 7.5'in üzerinde her an büyük bir tehlike. 7.2 ile 7.5 arasında olacaktır. Dolayısıyla tarihi yapılar da büyük ölçüde tahrip olacaktır. Hocam bu durumda yani baktığımızda bütün tarihi eserler çok ciddi bir risk altında. Hepsinin yerle bir olma ihtimali var. Onun için kimileri güçlendiriliyor, yenileniyor yani şu anda. Daha doğrusu yenileniyor derken yani önlem alınma amacıyla bir takım şeyler yapılıyor. Mesela valiliklerin, hükümetin kararları var. Bazı tarihi yapıların depreme hazır hale getirilmesi için. İşte deprem olmadan önce bunların yapılması lazım. Kimi yerde kaymalar oluyor. Mesela Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu yer, biz insar yöntemiyle sapladık, orada kayma var yani denize doğru belli ölçüde kaymalar var.